Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Evet, bugün neyle başlayacağız? Libya meselesiyle başlayalım yine. Çünkü Libya meselesi ciddi bir yere doğru gidiyor biliyorsunuz, atılan son adımlarla birlikte. Ve tabii Rusya'nın işte Türkiye adına inisiyatif alma ya da Türkiye ile birlikte inisiyatif alma girişimleri de var. Muhtemelen Türkiye'nin böyle bir şeye de ihtiyacı var. Yani sonuç itibariyle bu kullanılan bir yöntem uluslararası camia arasında. Bugünlerde en ilişkimizin iyi olduğu ülke Rusya olduğuna göre ve aynı zamanda bölgesinin en önemli gücü olduğuna göre Rusya'ya başvurmak kadar doğal bir şey yok. Ve dolayısıyla şimdilik orada işler Rusya'ya emanet edilecek gibi görünüyor. Daha öyle değil ama eninde sonunda o çizgiye gelinecek, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Tabii Suriye'de de özellikle işte Türkiye'nin bulunduğu gözlem noktaları, ki 8. gözlem noktası da artık kuşatılmış durumda. O bölgelere yönelik olarak Suriye ordusunun harekatı devam ediyor, operasyonları devam ediyor. Bir taraftan da tabii çatışma HTŞ ve ona benzer bir takım örgütlerle Suriye ordusu arasında, ama gözlem noktaları sınırda yer aldığı için bir süre sonra muhtemelen Suriye ordusunun ilerlemesiyle birlikte bu gözlem noktaları Suriye ordusunun hakim olduğu alanların içerisinde kalacak ve dolayısıyla farklı bir durum doğacak. Bakalım o zaman ne olacak, çünkü o zaman da işte Rusya var, Türkiye var ve yine aralarında bir bakalım nasıl bir pazarlık dönecek orasıyla ilgili olarak. Yani Libya ile işte İdlib'i de şey yapanlar, kıyaslayanlar veya bunun yanında İdlib'e karşılık Libya, Libya'ya karşılık İdlib gibi ifadeleri kullananlar da var. Ancak bu henüz somutlaşmış değil ve ben şu anda çok da hani şey görmüyorum. Evet, böyledir diyemiyorum. Bir takım iddialar var sadece. Ve bir süre sonra bunları da göreceğiz. Başka ne var? Başka iç başlıklara bakacak olursak iki mesele öne çıkıyor. Bir tanesi tabii biliyorsunuz Sinan Aygün'ün iddiaları. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden rüşvet istediğini iddia etti önce. Sonrasında da şey yaptı. Yani benden işte okul yapmak için para istediklerini söylediler dedi. Biraz çelişkili ifadeler bunlar. Önce şimdi rüşvet başka bir şey. Bu okul için para istenmesi başka bir şey. Doğru mu? Bence değil. Yani şey mi? Ne diyeceğiz? Teamüllere uygun ve yasal ve falan mı filan mı? Yazılı mı değil mi? Değil. Dolayısıyla şey değil, normal değil. Ama rüşvet midir? Onu bilemiyoruz şu anda. Tabii Sinan Aygün'ün iddiası okul 1 milyon lira. 25 milyon istediler benden. Ne yapacaklardı geri kalan 24 milyonu gibi bir savunması var. Ama ne kadar istediklerini, gerçekten Sinan Aygün'ün nasıl bir cevap verdiğini, neler konuşulduğunu, neler olduğunu, neler bittiğini hiç kimse bilmiyor. Bir Sinan Aygün biliyor, bir de iddia ettiği kişilerle eğer buluştuysa onlar biliyor. Dolayısıyla bizim şu anda onların ifadeleriyle yetinmekten başka çaremiz yok. Buna karşılık CHP tarafı da yok canım, nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şey, yok diyorlar. Bakalım tabii mesele nereye kadar gidecek, nereye gelecek. Ama bu tür şeyler geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine başka bir takım skandallar patlatılmaya çalışılmıştı. Özellikle işte saraya giden CHP'li vesaire gibi bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi bunlar zaman zaman atılıyor ortaya ve şu anda yandaş basının bu meseleyi İSKİ örneğiyle haberleştirdiğini görüyoruz. Biliyorsunuz zamanında işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ skandalı patlak vermişti. Ergun Göknel vesaire vardı. Ve o dönemden sonra AKP iktidara geldi, bir daha da gitmedi. Ta işte Ekrem İmamoğlu gelene kadar. Bunun yanında tabii aynı zamanda İstanbul AKP'ye Türkiye iktidarını da açtı.
Türkiye iktidarında hala duruyorlar. Bir süre sonra belki o da gerçekleşecek. Yani demokratik yollardan bahsediyorum tabii. Gitmeleri de gerçekleşecek. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama o skandal işte böyle bir yara açmıştı CHP üzerinde, CHP'de. Şimdi aynı şeyi tekrar yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir şekilde kendileriyle ilgili yolsuzlukların, yolsuzluk iddialarının kapanması gerekiyor. Nedir bu? Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu ile Erdoğan arasında çok ciddi bir takım atışmalar olmuştu. Yani Erdoğan'ın suçlamaları herhangi başka birisi hakkında olsaydı çok daha ağır bir biçimde bu gazetelerde yer alırdı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ya da işte CHP'li herhangi birisiyle ilgili veya HDP'li herhangi birisiyle ilgili olsaydı çok daha geniş bir şekilde yer alırdı. Fakat işte parti içerisinde bir taraftan Ahmet Davutoğlu'na vurmaya çalışıyorlar ama diğer taraftan fazla vurmaları halinde bunun kendisine de kendilerine de zarar vereceğini düşündükleri için ölçülü bir şekilde gördüler Erdoğan'ın iddialarını. Peki buna karşılık Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'a cevabını gördüler mi? Zaten onu görmelerine imkan yok. Çünkü susturmaya, saklamaya çalışıyorlar. Ahmet Davutoğlu'ndan hiçbir şekilde bahsetmemeye çalışıyorlar. Halkın hafızalarından onu daha doğrusu kendi tabanlarının yani halkın derken Ahmet Davutoğlu'na herkesin sempatiyle baktığını falan ima etmeye çalışmıyorum ama şey var, kendi tabanları içerisinde işte nihayetinde eski önemli figürlerden bir tanesi onların da şeyinden beyninden kazımaya çalışıyorlar, silmeye çalışıyorlar Ahmet Davutoğlu'nu ve bu nedenle mesela fazla yer vermediler ama ne olursa olsun sonuç itibariyle mesela hem Ahmet Davutoğlu hem Erdoğan hem de diğerleri hakkında en son bir suç duyurusunda bulunuldu ki araştırılsın diye. Dolayısıyla kendilerine yönelik yolsuzluk iddiaları, okları atılmaya devam ediyor. Peki ne yapacaklar bunu önlemek için? İşte hemen CHP kırmızı düğme zaten yani yangın anında basılacak. CHP düğmesine bastılar yine ve CHP'nin işte rüşvet istediğini bu sefer iddia ettiler. Tabii bu yandaş basının yazarları hemen atladılar bu meselenin üzerine. Çirkeflik düzeyinde bir takım şeyler, yazılar yazılmaya başlandı. Bunun yanında manşetler de atılmaya başlandı. Şimdi bunlar şeyler, iki başlık. Bir başka başlık daha var. Mesela herhangi bir şekilde 20 milyonluk bir şehrin belediye başkanı konuştuğu zaman bu bir haber midir? Evet, haberdir. Herhangi bir şey söylediği zaman peki haber midir? Evet, haberdir. Yani o 20 milyonluk şeyin, şehri yöneten birisi olmanın verdiği ciddiyetle evet söylediği haberdir. Şimdi bu arada tabii çok büyük tartışmalarla belediye başkanı seçildikten sonra göreve başlayan İmamoğlu için de aynı şey geçerli mi? Evet. Ve İmamoğlu 6 aydır görevde ve neler yaptığını anlattı dün. Fakat bugün bazı gazetelerin haricinde Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığı konusunda İstanbul'la ilgili iyi mi kötü mü yani halkın değerlendirmesi için ne yaptığı konusunda bu gazeteler yani bu yandaş gazeteler herhangi bir bilgi vermemişler. Çünkü korkuyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu mesela şunu derse vallahi şurada şöyle bir arıza vardı onu giderdik. Burada böyle bir eksik vardı onu tamamladık. Bir takım sözler verdik sosyal alanda işte bunları yerine getirmeye başladık. Öğrencilere şunlara bunlara indirim yapacaktık onları da hayata geçirdik. Buna benzer bir takım şeyler var ve Ekrem İmamoğlu bunları anlattı dün ama bugün gazetelerde göremiyoruz. Yani bu İstanbul halkına ihanettir. Ya şimdi mesela sabah okuyan birisi hiç mi merak etmez şeyin Ekrem İmamoğlu'nun bu 6 ay içerisinde bir görelim bakalım kardeşim. Biz tamam bu adama oy vermedik ama bir görelim bakalım ne yaptı diye merak etmez mi bir sabah okuyucusu? Demek ki etmiyor. Yani işte Yeni Şafakçısı da öyle, Starcısı da öyle, Akşamcısı da, Sabahçısı da, Gececisi de falan filanı da. Yani onların 50 bin tane versiyonu var. Aslında hepsi aynı rengin tonları. Ve bu gazetelerin okuyucuları niyeyse ki bu gazeteler zaten %90 İstanbul'da satıyor biliyorsunuz. Ve bu gazetelerin okuyucuları İstanbul'da
ne olup bittiğini öğrenmek istemiyorlar. Onların tek bir derdi var. Masal dünyasında yaşıyorlar ya. Erdoğan işte bir şey söyledi, onu izleyelim. Bu gazetelerden onu okuyalım. Bu A Haber denilen bir kanal var. Kanal dediğimi de istediğiniz şekilde anlayabilirsiniz. O işte kanaldan akan neyse onu izleyelim. Hoşlarına da gidiyor demek ki. Öyle bir şeyler. İşte A Haber, A bilmem ne, A falan filan gibi bir şey orası. Şimdi gelelim bu üç başlık başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili olarak bu gazetelerin neler yazdığına. Sabah gazetesiyle başlayacağız şimdi. Sabah gazetesi Sinan Aygün'ün iddialarını büyütmüş. Başka bir şey beklenir miydi? Hayır, beklenmez. Çünkü sonuç itibariyle burada CHP'ye vuracak olan bir haber var. Bir fırsat yakaladılar ya. Şimdi bunun sonuna kadar kullanacaklar ve geniş bir şekilde kullanmış da zaten. Rüşvet pazarlığı CHP odasında başladı. Şimdi bakın, burada kelimeler tek tek seçiliyor. Yani okuyucu da nasıl bir algı oluşturulacak? Rüşvet pazarlığı, bir kere rüşvet olduğunu bunun kim iddia ediyor? Sinan Aygün iddia ediyor daha. Yani bunun rüşvet olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bir gazete olarak ne yazması gerekir? Rüşvet iddiaları diye yazması gerekir. Ama hayır, ki mahkeme olmuş, bitmiş, herkes itiraf etmiş ve herkes bunun rüşvet olduğunu kabul etmiş gibi Sabah gazetesi rüşvet pazarlığı diye yazmış. Devam edelim. Nerede başlamış? CHP odasında başlamış. Aha, gördünüz mü? Rüşvet ve CHP kelimelerini yan yana ne yaptık? Telaffuz ettik. Devam edelim. Burada CHP'liler demişler ki, abi bize ne vereceksin? Öyle ya. Yani bu CHP'liler hani bu kadar şeyler. Yani bu rüşvet istemeyi bile beceremiyor bunlar. Yani bu şekilde Sinan Aygün'e demişler ki, abi bize ne vereceksin? Peki devam edelim. CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde, bakın CHP'deki mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olmuş bu. Dolayısıyla sizin haberlerinizde ne demeniz gerekiyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiaları demeniz gerekiyor. Ama hayır, nerede? CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde. Yine iddiaları değil ama krizinde kirli ilişkiler tek tek ortaya ne oluyor? Dökülüyor. Evet. Devam edelim. Sinan Aygün'ün şok açıklamalarıyla, şok açıklama ifadesi zaten şey, hani Türkçe'den bakacak olursak tamamen yanlış. Onu geçiyorum yani, artık bir de işin o tarafında da değilim. Açıklamalarıyla skandalın boyutu daha da büyümüş. Yani yalan şu, bakın. Yani daha önce böyle bir skandal var. Yani bir rüşvet skandalı var. Sonra Sinan Aygün'ün açıklamalarıyla bu skandalla farklı bir boyutta katılmış. Hayır, öyle bir şey yok. Sinan Aygün'ün bizatihi kendisi bunu iddia etti zaten. Elimde belge var dedi. Onlara da işte bir takım şeyler söyledi. Ne söylediyse artık, yani onları belge olarak hani şey yaptı. Peki devam edelim. Bakın şimdi. Beni bir konuşalım diye belediyeye çağırdılar. Yanında kız kardeşim var. CHP grup odasına girdik. Odada 8 meclis üyesi. Abi bize ne vereceksin? Ben sizde hiç korku yok mu? Burası CHP'nin odası dedim. Bana ne cesaretle böyle bir teklifte bulunursunuz? Benden niye para istiyorsunuz? Ben gidiyorum deyip çıktım. Mansur Yavaş parayı okul için istediler diyor. E hani okul 1 milyondu? 25 milyon nereden çıktı o zaman? Benden rüşvet istediler, para istediler diye suç duyurusu yapıyorum. Beni FETÖ'cülükle suçluyor. İstinaf dilekçesi son gün son anda verildi. 28 dakika içinde de geri çekildi. Neden? Evet, Sinan Aygün'ün iddiaları bu şekilde ve burada yer almış. Peki şimdi devam edelim. Sabah gazetesi bugün bu konuyu büyütmüş. Başka ne var? Başka herhangi bir şey. Yerli otoda ilk ışık diye bir haber var. Bugün bazı gazetelerde yer almış.
karanlık bir odada işte farları yakılmış otomobilin ve çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi belli ki bu bir çalışma, yani bir PR çalışması ve bununla ilgili şeyi de gazetelerde, özellikle yandaş gazetelerde görüyoruz. Şimdi benim böyle yerli iPhone'da ışık yansıması. Görüyor musunuz? Bu da benim icadım. Bu otomobilden daha mantıklı. Peki. Şimdi ne yapalım? Gelelim nereye? Bir başka haber. Aslında gündem maddeleri arasında saymamız gerekiyordu bunu. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz bu kaşıkçı vardı. Burada öldürüldü. Ve bu kaşıkçıyı Suudi Arabistan öldürdü. Niye öldürdü? Çünkü bu kaşıkçı Müslüman kardeşti. Yani Müslümanlar kardeştir anlamında değil. Bu Müslüman kardeşler örgütü. Ve bu çok tehlikeli birisiydi. Yani tam böyle bir şey. Laik ve işte laik düşünen kim varsa, hangi kesimden olursa olsun, onun düşmanı olan bir adamdı. Ve Suudi Arabistan dedi ki ben bunun kellesini uçuracağım. Çünkü burada Türkiye'de özellikle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakındı, AKP kanadına yakındı, birlikte bir takım çalışmalar falan filan yapıyorlardı. Ve Suudi Arabistan bunu burada infaz etti. Yani infazı, yöntemini, Suudi Arabistan'ı hiçbir şekilde onaylamamız mümkün değil. Ama bunlar birbirlerini böyle yedikçe daha güzelleşiyor dünya. Böyle bir cinayetti bu. Ve bununla ilgili olarak tabii Suudi Arabistan'a yönelik çok büyük bir şey oldu. Yani uluslararası bir baskı oldu. Ama şöyle, bu baskı olumsuz anlamda değildi. Yani bir şekilde çok ayıp ettiniz. Yani biz sizle sürekli işbirliği yapıyoruz. İşte Almanya mesela insan hakları vesaire falan filan hikaye, işte silah satıyorsun şeye, Suudi Arabistan'a. En son kestiler, bir şey yaptılar ama yarın gene satacaklar. Keza işte bütün Avrupa'nın diğer ülkeleri rezil rüsva vaziyetteler. Hele Trump tamamen Amerika işte 17-18 kişilik bir ekibine Suudi Arabistan'ın yaptırım falan uyguladı ama onun dışında ciddi bir şey yok yani ortada. Bu Bin Salman'a yönelik olarak, yani bu işin arkasında olduğu düşünülen prense yönelik olarak. Velhasılı dediler ki tamam, yani bizim hani bir şekilde kamuoyunu ikna etmemiz gerekiyor, teskin etmemiz gerekiyor. O halde ne yapalım? Bir yargılama yapalım ve yargılamada 3 önemli isim olmadı. Yani prensin sağ kolu, bu cinayet ekibinin başında olan kişi ve üçüncüsü de Suudi Arabistan'ın buradaki konsolosu. Üçü paçayı yırttı, paçayı kurtardı affedersiniz. Ama diğer 5 kişiye idam cezası verildi. Şimdi bunlar infaz edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunu da daha sonra göreceğiz. Belki de hiç görmeyeceğiz. Yani infaz edildi diyecekler ama farklı kimliklerle yaşatacaklar bu kişileri. Sonuç olarak istihbarat işi bu. Şimdi Suudi Arabistan'ın almış olduğu bu karar, yani mahkemenin almış olduğu bu karar Türkiye'de bazı gazetelerde yer bulmuş. Bunlardan bir tanesi Sabah gazetesi ve Sabah gazetesi Kaşıkçı cinayetinde gerçek suçlular aklandı diye bir başlık atmış. Doğru mu? Doğru bir başlık. Ama şöyle bir şey var. Zaten hepsi suçlu. Yani yapan da, bu cinayeti işleyen de, bunun emrini veren de, o işin içerisinde yer alan da. Çünkü bu işin içerisinde yer alan kişiler kim olabilir? Bunlar tamamıyla Suudi Arabistan devletine gönülden bağlı, onun istihbaratı için çalışan adamlar. Dolayısıyla bunlar zaten doğuştan suçlu ve devamında tabii bunlarla zamanında işbirliği yapanlar, Cemal Kaşıkçı'nın kendisi de suçlu ve bunun Türkiye'deki bir takım ilişki içerisinde olduğu insanlar da suçlu falan filan. Yani evet, doğru ama suçlu çerçevesini dar tutmuş Sabah gazetesi. Bir çok yakın bir takım isimlerin de katılması gerekiyor buna. Şimdi burada tabii bu rüşvet iddiaları meselesinin, dedim ya, yani sonuna kadar kullanacak bu yandaş gazeteler. Bakın bunların şeylerinden, küçük gazetelerinden Güneş gazetesi mesela meseleyi daha emekli vatandaşın anlayabileceği, ilkokul 3 seviyesinde biliyorsunuz Türkiye'de gazeteler. Bunu da bilimsel olarak söylüyorum, bu arada değil yani, aşağılamak için söylemiyorum. Türkiye'deki gazetelerin başlıkları ilkokul 3 seviyesindedir. Ve şimdi burada mesela
şey var. Şu, başlık şu. Abi ne vereceksin? Ne vereyim? 25 milyon. Valizle mi? Heh. Yani diyalog bu. Tamam mı? Bu kadar şey konuşulmuş. Hani basit konuşulmuş. Yani CHP grup odasına giriyor. Sinan Aygün ve CHP'liler diyorlar ki abi ne vereceksin? O da diyor ki ne vereyim abilerime? Onlar da diyorlar ki 25 milyon. O da diyor ki valizle mi? Böyle yani. Bu şekilde. Halbuki şey var. Yani Sinan Aygün'ün söylediklerinde ne var? Ben 25 milyon isteyince tepki olarak valizle mi getireyim yani bu parayı? Yani nasıl şey yapacağım? Bunun hani bir protokole mi dökeceksiniz? Resmiyete mi dökeceksiniz? Yoksa valizle mi getireceğim ifadeleri var. Yani Sinan Aygün bunları bu şekilde anlatıyor. Dolayısıyla buradaki o valizle mi ifadesi farklı bir şey. Ama burada sanki şey var. Abi ne vereceksin, ne vereyim? 25 milyon valizle mi istersiniz parayı gibi. O kadar rahat bir diyalog geçmiş ki Sinan Aygün de bu arada bunu kabul etmiş gibi bir hava var. Yani Güneş Gazetesi burada Sinan Aygün'e de çakmış durumda. Hani şimdi Hazreti Muhammed'e atfedilen bir söz vardır. Der ki rüşvet alana da verene de lanet olsun. Şimdi bu burada Güneş Gazetesi iki tarafa da çakmış oluyor böyle bu başlıkta. Peki şimdi gelelim. Yani bu iktidarın en büyük şeylerinden bir tanesi, yeteneklerinden bir tanesi yaptıklarını gizleyebilmek. Yani çok ustalar bu konuda. Biliyorsunuz bu dört tane bakanla ilgili olarak 17-25 hikayesinde dört tane bakanla ilgili olarak az kaldı şey olacak. Hani paralar nereye toplandı, ne oldu, ne bitti. Bu arada kimin evinden kaç milyar, bakın kaç milyar dolar para çıktı. Onların çıkması için aslında bir şekilde polis baskın yapacaktı da polis bir süre engellendi. Daha sonrasında o paralar alındı. Bavullarla hangi ülkeye kaçırıldı? Ne oldu ne bitti? Yani bunların en büyük yetenekleri işte bu tür şeyleri saklayabilmek. Peki ne kalıyor geriye? CHP kalıyor. Yani işte şey hani bunlar yolsuzlukla anılırlar. Bu kalıyor geriye. Bu da CHP'nin beceriksizliğidir. Bu da CHP'nin beceriksizliğidir. Yani şimdi CHP'liler kusura bakmasınlar. Gidip mesela işte büfeden herhangi bir şekilde bir ekmek arası bir şey almak da rüşvettir. Karşılığını ödemeden işte 25 milyonluk, 125 milyonluk, 25 milyarlık, 250 milyarlık falan işler de rüşvettir. Ama bunlar bu işi de beceremiyorlar. Yani rüşvet alma, verme, bu işler nasıl olur, nasıl biter? Hele bir staj yapsınlar şeyde. Erbakan döneminden bu yana, Kombassan'dan bu yana, Deniz Feneri'nden bu yana bir şey yapsınlar, bir staj yapsınlar. Bir görsünler bakalım. İşte pusulalarda mesela o kadar güvenilir mesela şeyler. Şöyle pusulalarda... Bunlar şeydir yani belgedir mesela. İşte diyelim ki 5 milyon işte bilmem kim arkadaşa diye yazılır. Ve bu pusulalarla bunlar örgütlenip bu paraları yatırdılar, dağıttılar, bu paraları topladılar. Büyük bir ekonomik güç haline geldiler. Peki bu rüşvet midir? Evet rüşvettir. Yolsuzluk mudur? Evet yolsuzluktur. Ama hiç kimse dikkat edin ispat edemiyor. Diyeceksiniz ki yarın işte düzen değişir, o zaman ispat olur, geçmiş olsun artık. Ya yani olan oldu, olan oldu artık. Şimdi bunu mesela dikkat edin, şey yapmaya çalışan, altını kazmaya çalışan kim var? Mansur Yavaş var ve başına geleni biliyorsunuz. Ve bir süre sonra bütün bunlar pazarlıklarla halledilecek ve bir şekilde herkes susacak ama olan sizin paranıza, bizim paramıza olmuş olacak. Şimdi burada... Bu nedenle yani CHP'nin bu beceriksizliğinden dolayı her seferinde CHP'ye çok rahatlıkla yüklenebiliyorlar bu şeyler, yandaş basın. Şimdi burada mesela bakın Akit bile şey yapmış. Rüşvet, şantaj, yolsuzluk. İşte CHP bu. Görüyorsunuz burada böyle bir şey, başlık. Peki Milat Gazetesi yine aynı şekilde bu iktidarın şeylerinden, önemli müzik aletlerinden bir tanesi. Ankara'nın İSKİ'si diye bir başlık atmış. 9 ayı dolmadan Mansur Yavaş'a
rant rüşvet suçlaması diye de bir ifade. Şimdi bunların aslında bir süre sonra unutulacağını biliyorlar. Ama unutulmayan şöyle bir şey var. Yani bir imaj oluşuyor. Yani bir tarafta bilinçaltına bunları attırıyorlar. Ve böyle olduğu zaman da istedikleri etkiyi sağlıyorlar. Ve sonra da şey yapıyorlar. Hani kenara çekiliyorlar. Bu gazetelerin görevi bu. Yani tetikçilik yapmak. Bunu yapıyorlar işte bu şekilde. Şimdi bakın, dediğimiz gibi gündem maddelerinden bir tanesi neydi? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıydı. Ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını bugün hangi gazetede görüyoruz? Mesela Yeni Çağ'da görüyoruz. Yani Sümeyra Kılca imzasıyla görüyoruz. Bakın, İmamoğlu'ndan rest, ya Kanal ya İstanbul diye bir başlık var. Şimdi bununla ilgili olarak, yani Kanal İstanbul'la ilgili olarak, normalde işte demokratik ülkelerde demokrasi nedir derler ya, hani bizimkiler bir türlü, biz de demokrasi olduğunu falan zannediyoruz ya, yalan söylüyoruz birbirimize, yani düpedüz yalan söylüyoruz. Niye? Çünkü mesela bir demokraside eğer böyle bir büyük bir proje yapılacaksa ne yapılır? Önce gidilir, insanlara sorulur. Denilir ki biz iktidar olarak böyle bir proje yapmayı düşünüyoruz, ne dersiniz? Öncelikle o yörenin insanlarına sorulur, sonra bütün kamuoyuna bu yavaş yavaş yayılmaya başlar ve kamuoyunda bu tartışılır. Tartışma nasıl olur ama? Şöyle olur. Bu işin uzmanları vardır, işin teknik tarafını sizlere anlatırlar. Diğer yandan tabii işte çeşitli hani çevresiydi, hayvan haklarıydı, ne bileyim ona benzer böyle birçok alanda yine aynı şekilde şeyleri vardır, işte uzmanları vardır bu çevrelerin. Bunlar genellikle nedir? Yani işte odalar, birlikler, dernekler, yani sivil toplum örgütleri, hangi seviyede, hangi nicelik ya da nitelikte olursa olsun. Bunlar ne yaparlar? Böylece tartışmaya katılmış olurlar. Halkın yani tartışmaya katılması da bir şekilde böyle olur. Bir de siyasal partiler de aynı şekilde tartışmaya katılırlar. Böylece toplum içerisinde hem şeyden, yani bu işte ilgisi olmayan anlamında sıradan görüşlerden tutun da ta uzman seviyesine kadar bütün görüşler ortaya konur ve görüş ve anti görüş ortaya konur ve bir senteze ulaşılır ya da bir taraf bir tarafı ikna eder, vazgeçilir veya kabul edilir. Normalde demokratik bir ülkede bu iş böyle çalışır. Peki bizde böyle mi çalışıyor? Hayır, bizde böyle çalışmıyor. Bizde yani sandığa gittik, hani işte ben değil ama AKP'lilerin oylarıyla Erdoğan'ı seçtik ya başkan olarak. Tamam, seçildi Erdoğan. Dolayısıyla artık biz orayı unuttuk. Erdoğan işte görevli olduğu sürece istediğini yapabilir. Biz ona oy verenlere düşen ne? Erdoğan'ın söylediklerini cansiperane bir şekilde, cansiperane demedim dikkat edin, cansiperane bir şekilde ne yapmak? Savunmak. Ve hatta Erdoğan aleyhinde konuşan olursa onu da teröristlikle suçlamak, bir de gidip polise gammazlamak. Yani bizim bize düşen bu, demokrasiden anladığımız da bu. Peki Kanal İstanbul'la ilgili olarak mesela sivil toplum örgütleri ne diyor? Bunun yanında işte uzman, ilgili odalar, ilgili görevliler ne diyorlar? Bunu hiç kimse bilmiyor. Mesela bir şey bilmiyor, yani bir milat okuyucusu bunu bilmiyor. Ama Erdoğan biliyor. Yani Erdoğan biliyor dediğim de şu, Erdoğan'a diyorlar ki efendim burası çok güzel olacak. Yani siz bakmayın bu solcuların bu kadar cakçuk yapmasına. Bunlar hep için böyle konuşuyorlar. Boğaz Köprüsü için de böyle konuşmuşlardı. Bakın aradan yıllar geçti. Boğaz Köprüsü'nün ne kadar işte gerekli olduğu ortaya çıktı. Bunlar şey için de konuştular. İşte Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, ne bileyim ona benzer bir takım projeler için de konuştular. Ama görüyorsunuz biz bunları yapıyoruz. Büyük havaalanı da aynı şekilde şimdi tıkır tıkır işliyor. Dolayısıyla bu örnekler gösteriyor ki siz gidin Kanal İstanbul'u da yapın. Orası da çok iyi işleyecektir. Dolayısıyla 20-25 sene sonra insanlar sizi hayırla yad edeceklerdir. Hatta şimdiden Türkiye tarihine geçtiniz bile diyorlar kendisine. Kendisi diyor ki CHP sen bu işlerden anlamazsın. İmamoğlu sen bu işlerden anlamazsın. Biz gittik bütün incelemeleri yaptırdık. Bütün araştırmalarımızı yaptık. Burayı yapacağız. İstediğiniz kadar bizi engellemeye çalışın.
Bundan sonra bu gazetelere düşen ne peki? Bu yandaş gazetelere kanalın propagandasını yapmak. Peki kendi okuyucularının bununla ilgili karşıt görüşlerle ilgili bir şeyi var mı? Bilgisi var mı? Acaba karşı taraf ne diyor? Uzmanlar ne diyor? Bu konuda bilgileri var mı? Yok. Bilgileri yok. Dolayısıyla işte buna da dediğim gibi demokrasi deniyor. Demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık onlar da yani bu kanalı savunanlar da elbette savunacaktır. Ama karşı tarafın görüşlerini bilirlerdi. Niye? Çünkü okudukları bu mecralarda o bilgileri görebilirdiniz. Ama bunların görevi halktan gerçekleri gizlemek. Peki şimdi Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor? Ekrem İmamoğlu uyarmaya çalışıyor bu konuyla ilgili olarak. Yanlıştır, doğrudur. Ekrem İmamoğlu kendi görüşünü ortaya koyuyor. 20 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak. Peki bunun yer alması gerekmiyor mu gazetelerde? Evet, yer alması gerekiyor. İşte buna yer veren gazetelerden bir tanesi Yeni Çağ. Diğer bu yandaş gazetelerde bunu göremiyoruz. Başkan İmamoğlu eski yönetimin imzaladığı Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekildiklerini belirtip vatandaşın hakkını kurda kuşa yedirtmem dedi. Evet, bunun yanında tabii şeyle ilgili olarak yaptıkları icraatlarla ilgili olarak İmamoğlu'nun ifadelerinden ayrıntılar görüyoruz haberde. Bunlara artık girmeyeceğiz. Zaten gerçekten de şey, merak ettiğiniz takdirde bir şekilde hemen her yerden ulaşılabilecek bilgiler. Ve bunun yanında bakıyorum başka ne var? Gazetelere devam edelim. Şimdi parsel parsel Kanal İstanbul diye bir başlık var. Nerede? Sözcü gazetesinde. Sözcü araştırdı, rant haritasına ulaştı. Ve burada evet, bir harita var ve bu haritanın haritada şey var, yani Kanal İstanbul gösterilmiş ve aynı zamanda çevresindeki, yani etrafındaki şeyler, arsaların ne şekilde götürüldüğüne de götürüldüğü iddialarına diyeceğiz, biz de sabahlaşmayalım, yer verilmiş ve burada bakın şöyle bir şey. İktidarın ısrarla yapacağım dediği Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin %71'i şahıs ve özel şirketlere ait. Yaklaşık 6000 parsele piyango vuracak diye bir ifade var. Bunların tabii ne zaman satıldığı, ne zaman devredildiği, ne zaman satın alındığı, kimler tarafından satın alındığı da çok önemli. İçeride böyle bilgiler var mı bilmiyorum. Ama bakın burada aynı sorular var. Kanal güzergahında kimlerin arazisi vardı? Kimler 3-5 yılda arazi topladı? Kime piyango vurdu diye merak ediyordu diyor. Ve bakıyorum imza kimin imzası? İsmail Şahin imzasını görüyoruz haberde. Eminim içinde bir takım bilgiler de var. Peki başka ne var? Sözcü gazetesi şeyle Mansur Yavaş'la Sinan Aygün arasındaki meseleyi şöyle görmüş. Aygün'e terörü finanse etmekten suç duyurusu. Yavaş rüşvet iddiasını yargıya taşıdı gibi bir ifade var. Neymiş? Yavaş rüşvet iddiasını yargıya taşıdı. Bu ne demektir? Mansur Yavaş herhangi bir şekilde korkmuyor. Gel kardeşim mahkemede hesaplaşalım diyor. Ve bunun yanında diğer gazeteler ne yapıyorlar? İşte dediğim gibi, yani CHP'nin odasında işte rüşvet pazarlığı falan filan gibi bir takım başlıklar atıyorlar. Doğrudan işte Mansur Yavaş'ı suçlu ilan etmişler ve bu şekilde de devam ettirecekler bu yayınları. Ama işin bir de bu tarafı var. Peki şimdi Star gazetesine bakalım. Star gazetesinde bir Prens Salman takıntısı var. Adamlar bu takıntıyı atamıyorlar bir türlü. Niye bilmiyorum tabii. Şöyle bir şey, Prens Selman 5 idamla aklandı diye bir başlık. Bugün hatta birinci sayfada Erdoğan'a bile yer vermemişler diyeceğim ama böyle bir şey mümkün değil. Ben yanılıyor olmalıyım diye dikkatli bakınca gördüm netekim. Müslüman alimleri yok saymak cehalettir diye bir başlığıyla yer vermiş Star gazetesi. Bakıyorum, Erdoğan medeniyetler tarihini, İslam medeniyetini görmezden gelerek yazmanın mümkün olmadığını vurguladı. İslam bir ilim irfan medeniyetidir. Şimdi bu Erdoğan'ın içinden çıktığı anlayışa rağmen İslam içerisinden filozoflar ve bilim adamları çıkmıştır ifadesi bence en doğru ifadedir. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar hani işte herhangi bir başarı sahibini herkes sahiplenmeye çalışır ya. Bunlarda da aynı psikoloji var.
Bunlar bu meselenin kendi anlayışlarının hakim olduğu İslam anlayışından çıktığını iddia ediyorlar. Yani filozofların, bilim adamlarının falan filan. Hayır, halbuki dönemlerine bakacak olursanız bu şeylerin, yani işte hani İbn Sina, İbn Rüşd özellikle, ne bileyim ona benzer bir takım şeyler, filozofların aslında kendi dönemlerindeki şu andaki AKP zihniyetine benzer zihniyete karşı olduklarını görürsünüz. Onlara rağmen ürettiklerini görürsünüz. Yani şimdi şey var, işte bu ilim işte şeydeydi, Araplardaydı, Müslümanlardaydı, sonradan işte batıya geçti. Bu doğru. Yani buna hiç kimsenin itirazı yok. Ama şöyle bir şey var, işin şu esprisi var, buna hiç kimse dikkat etmiyor. Acaba bu bilim adamları aslında hangi düşünceye sahipti? Yani şu andaki gibi bunların içinden çıktığı düşünceye mi sahipti? Yoksa gerçekten bilim insanı gibi düşündükleri için mi bu alanlarda şey yaptılar? Şimdi mesela Farabi, biliyorsunuz işte kanun dediğimiz aleti, müzik aletini icat ettiği söylenir Farabi'nin mesela. Şimdi Farabi şeyde çıksaydı, burada AKP döneminde çıkıp böyle bir müzik aleti yapsaydı, acaba hangi gözle bakarlardı Farabi'ye? Rant varsa ayrı bir şey, yani bundan bir şey çıkartır satarız diye düşünürlerse o eminim yani çok büyütürlerdi de. Ama nasıl bakarlardı? Bu örnekten yola çıkın. Peki Farabi nerede yaptı şeyi, bu çalışmalarını, bütün bu arada felsefi çalışmalarını? Zamanında bir Alevi devleti vardı. Alevi devleti vardı, Hamdaniler devleti vardı ve o devletin başında Seyfüddevle diye bir prens vardı. Onun sarayında yaptı bunları. Yoksa şey yapamazdı Farabi, herhangi bir şekilde başka bir yerde olsaydı, yani bu zihniyeti yaratan o atalarının şeyinde, sarayında olsaydı, muhtemelen zevki sefaya falan vuracaktı. Yani Farabi böyle bir yerde bulunmaz ama öyle bir şey çıkacaktı. Çünkü oradan çıkan budur. Yani öyle rezaletler sergilenmiştir ki şarapla abdest almaya, fahişeleri imam kılmaya kadar, bakın imam tayin etmeye kadar varan rezaletler yaşanmıştır bu Emevi Abbasi şeylerinde, dönemlerinde. Şimdi bunları hiç kimse bahsetmiyor, hiç kimse konuşmuyor. Bunlar derin tarih, bunlar ezber bozan tarih. Şimdi bu Farabiler, İbn Rüşd'ler, işte şeyler, İbn Sina'lar ve ona benzer başka hani bir takım adı aklıma gelmeyen birçok İslam dönemi, bilim adamı, filozofu, düşünürü ve devlet adamı bunlara rağmen, yani bu anlayışlara rağmen ortaya çıkmıştır. Ama bir bakıyorsunuz şey var, İslam aslında eskiden işte çok uygardık biz ama sonradan bu batılılar, alçak adamlar gelmişler, bizden kitapları çalmışlar, gitmişler falan filan. Çevirilerini yapmışlardır, doğrudur. Mesela şeyin çevirileri şöyledir. O orta çağ, ilk ve orta çağda şey, Hristiyan dünyası artık felsefeyi bir kenara itmişti. Aslında bir yandan da şey yapıyorlardı. Hani işte büyük şey, usta dedikleri Aristo ile ilgili tartışmaları yapıyorlardı. Ama bunu dinsel anlamda yapıyorlardı ve kendi dini tartışmalarına bir şey olarak kullanıyorlardı. Yani bir dayanak olarak kullanmaya çalışıyorlardı. Sonradan yavaş yavaş felsefe bitmeye başladı. Ama tam da bunun karşılığında önce Süryanice'ye çevrildi bu şeyler. Yani Yunanca'dan, işte kendi metinlerinden önce şeye çevrildi, Süryanice'ye çevrildi. Daha sonra Süryanice'den Arapça'ya çevrildi. Bakmayın işte doğrudan Arapça'ya çevrildi de oradan işte Halifeler döneminde falan, bu da hikaye. Önce oraya çevrildi, sonrasında Arapça'ya çevrildi ve sonrasında da bunlar bir şekilde Endülüs vesaire üzerinden şeye taşındı. Avrupa'ya taşındı ve tekrar uyanmaya başladılar. Hele hele tabii işte özellikle İbn Sina'nın, Farabi'nin felsefeyle ilgili, Aristo ile ilgili yapmış oldukları o çalışmalar ve sonrasında da kendilerinin aynı zamanda buna yorum getirmeleri Batı'da bir kere daha o dönemi uyandırmaya başladı. Bu hikaye böyledir. Ama bunlara soracak olursanız şeydir, yani
Bunların ilim adamından anladığı Gazali'dir mesela. Yani tarihin gördüğü en büyük gericilerden bir tanesi. Keza şeydir, işte İbn-i Teymiye'dir. Buna benzer bir takım isimlerdir. Yani bunlar işte şeyi anlarlar. Yani İslam ilmi dediğiniz zaman, dedikleri zaman anladıkları budur ve bunu övmeye çalışıyorlar hala. Şimdi mesela bu gazetelerde de aynı şekilde bunu görüyoruz. Müslüman alimleri yok saymak cehalettir. Cümle doğru mu? Kesinlikle doğru. Ama Müslüman alimler kim? Orada işte tartışma çıkar. Yani herkesin alimi kendine demek lazım. Peki devam edelim şimdi. Saatlerimiz 11.40'ı gösteriyor. Uygur heyeti neyi bekliyor? Biliyorsunuz bugünlerde hala tartışmalar devam ediyor ve bunun yanında tabii şeyle ilgili olarak, bu bölgeyle ilgili olarak çok büyük yalanlar söylendiğini iddia edenler de var. İşte Çin tarafının ve Çin tarafıyla birlikte hareket eden şeyin, Perinçek tarafının da çok büyük yalan söylediğini iddia edenler de var. Gerçekten de mesele tartışmalı. Yani şöyle bir şey, gidip gözümüzle görmeden herhangi bir şey söyleyebilmek imkansız. Çünkü ben mesela şeyden, Suriye örneğinden çok iyi biliyorum. Yani olan bir durumun nasıl çarpıtılabileceğini, Batı basını çok usta bu konuda, Batı dünyası da çok usta bu konuda, nasıl çarpıtılabileceğini çok iyi biliyorum. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani orada böyle şeyler yaşanmıyor değil. Var olan neyse bunun nasıl çarpıtılacağını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla hangi haber olursa bu konuyla ilgili olarak, yani Çin zulüm yapıyor ya da tam tersi hayır Çin zulüm yapıyor diye çok büyük yalan söyleniyor iddiasına da eşit mesafede yaklaşıyorum. Şimdi gelelim nereye? Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi Libya meselesini öne çıkarmış yine. Akdeniz'de ateşle oyun diye bir başlık atmış. Doğru başlık. Peki kim oynuyor? Erdoğan oynuyor. Yani ve İbrahim Karagül bakayım ne yazmış. Evet. Bu sefer şeyi hedef almış. Yine Prens Bin Selman'ı hedef almış İbrahim Karagül. Yarın Suudi Arabistan'la araları bir düzelsin. Erdoğan bunları atar uçağa, götürür Riyad'a. Şeyin prensin önünde böyle efendim falan filan yapmaya başlarlar. O zaman göreceğiz bakalım nasıl oluyormuş şey, dik duruş. Neyse devam edelim şimdi biz. Şey var. Mısır, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ateşle oynadığını iddia etmiş Yeni Şafak. Şimdi çok basit bir şey. Bakın çok basit bir şey, bir örnek. Türkiye mesela ne yaptı? Suriye'ye operasyonlar düzenledi değil mi bugüne kadar? Neden? Sınır var, ben güvenlik kaygısı taşıyorum dedi. Doğrudur yanlıştır ayrı mesele ama Türkiye'nin savunduğu buydu. Yani bu hükümetin savunduğu buydu. Mesela yarın aynı şeyi Mısır söyleyemez mi? Yani benim güvenlik kaygım var. Ben Libya'yla şeyim, sınırdaşım. Dolayısıyla ben de asker sokacağım diyemez mi? Der. Buna mesela eğer illa hani bir hak meselesinden bakacak olursak coğrafik olarak kim daha yakın? Mısır. Çünkü zaten orada ve Mısır'ın ayrıca birçok hani işte şeyi var, bağı var Libya'yla o veya bu şekilde. Dolayısıyla Mısır yarın Türkiye böyle bir şey yaptığı için ben de asker sokuyorum kardeşim. Sen sadece senin mi hakkın var dese ne olacak? Kim ateşle oynamış oluyor? Türkiye attığı bu adımla ateşle oynamış oluyor. Ve Yeni Şafak'ın bu başlığı doğru ama kim için olduğunu düşünmek gerekiyor. Peki bakalım şimdi diğer gazetelere. Bakın Bir Gün gazetesi mesela Sinan Aygün'ün bu iddialarını nasıl değerlendirmiş? İktidarın yol haritasında muhalefete baskı var. İktidarın belediyelere karşı hamleleri güç gösterisi mi yoksa muhalefetin basiretsizliği mi? Bu ben bir şekilde bunu bilmeden demin az önce aynı şeyleri söylüyordum. Şimdi burada bakıyorum Fatih Yaşlı'nın görüşlerine yer vermişler. Ve burada bakıyorum muhalefetin iktidar hamleleri karşısında yeterli reaksiyon göstermediğini söylemiş Fatih Yaşlı. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani böyle sessiz kaldıkları sürece yani Kemal Kılıçdaroğlu bu efendiliğini tırnak içinde sürdürdüğü sürece AKP'den kendilerine yönelik olarak Kemal Efendi, Kemal Bay Kemal bilmem ne diye başlayan ve işte burada ta rüşvet iddialarına kadar giden bu çirkeflikler
devam edecek. Peki bir başka başlığa bakalım. Yoksula hastane kapısı kapanıyor. Prim borcunu ödeyemeyen Bağkur ve GSS'lilerin sayısı 5 milyona ulaştı. 31 Aralık'a kadar borçlarını ödeyemeyen yurttaşlar sağlık hizmeti alamayacak. Bakalım göreceğiz. Gelecek Ocak ayında bununla ilgili yeni başlıklar bekliyoruz yine şeyden, Bir Gün Gazetesi'nden. Ve Cumhuriyet'e bakıyoruz. Cumhuriyet'te yavaştan rest başlığını görüyoruz. Aygün hakkında suç duyurusu yapıldı. Gökçek dönemindeki imar artışları davalık oluyor. Evet, bu iş çok büyüyecek. Yani bir iş çok büyüyecek derken Mansur Yavaş aleyhine büyümeyecek. Bakın yani bunlar böyle bir adım atıyorlar. İşte çamuru atıyorlar. İzi de kalıyor gerçekten. Ama bir gün fena patlayacak. Nasıl patlayacak bilmiyorum. Bir patlarsa çevre kirliliği olacak. Yani Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz'de bırakmayacağız hiçbir şey maalesef. Yani örnek kötü ama hiçbir şey bırakmayacağız. Böyle bir yere doğru gidiyor bu mesele. Peki şimdi ne yapmış olalım? Saatlerimiz 11.46'yı gösteriyor. Programı bitirmiş olalım. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı dileyelim. Ve size de mutlu bir gün, mutlu yarınlar diyelim. Hoşçakalın.